Güne bakış. Bitcoin 43 bin dolara ulaşırken altcoin rallisi de başladı şeklinde ifade ederek AVAX Sol gibi gördüğünüz gibi kripto paralara da değiniyor. Biz de bunun üstüne konuşacağız. Güne bakış atacağız. Tabii ki düne ait. Biz bugün üzerine konuşup AVAX Sol gibi kripto paraları da değerlendirmeye çalışacağız. Bu arada şu anda bunu çekerken 10 dakika sonra hatta 9 dakika sonra yeni bir saatlik açılış gerçekleşecek. 44 bin üzerinde olursa bu daha da BTC'nin gücünü artıracaktır. Zaten 44,5 binleri denemeden bırakacak gibi de gözükmüyor. Dolayısıyla bir 44.500 denemesi önümüzdeki saatlerde özellikle 44 bin üzerinde şimdi açılışı yapabilirse önümüzdeki saatte bile bir 44.5'ları deneyebilir. Bu aradaki 500'lük denedi denemedi farkı ne? Sonuçta direnç noktası olduğu için şu anda ne kadar çok denerse piyasadaki müsait hal durumunda da kırılım ihtimali bu noktada artacaktır. O yüzden denemeler yapması gerekiyor. Zaten bu tarz BTC ya da çeşitli varlıkların olayı da budur. Belli seviyelere kadar örnek verin bakın. Kalkış yapamadı, yapamadı, yapamadı. Bir vurdu 40.600'leri, 40.500'leri. Sanki yokmuş, yokmuş gibi orada sanki bir direnç noktası bulunmuyormuş gibi kırdı geçti mesela. Öyle değil mi? O yüzden zaten belli seviyelerde akümülasyon yapması gerekiyor. Zaten şu anki kanalın akümülasyonuna baktığımızda birincisi bunu düzgün ve yüksek bir açıklıkla yapıyor. Aynı zamanda yaklaşan katalizörlerin de ne kadar büyük olduğunu da görüyoruz. Bu noktada teknik olarak da değerlendirdiğimizde buradan yapılacak bir kalkışın zaten boyunun uzun olacağını tahmin edebiliyoruz. Yani minimum 52.300'lere vuracaktır. Onu ifade edebilirim. Üstüne tabii ETF olayı ile birlikte iyice 59.5-60 binleri ben Ocak ayında hatta Ocak başlarında beklediğimi ifade etmiştim. AVAX'tan soldan falan konuşuyor. Bunlarla alakalı ilerleyen videolarda da konuşacağız. AVAX'la solun yaptıkları da çok iyi. AVAX'ın aynı zaman dilimlerinde olmayıp daha sonradan açılmış olsa bile ki 12-13 dolarlarda çok iyi alım fırsatlarından bahsediyorduk. İnşallah değerlendirenler olmuştur diye umuyorum. Bu noktada bakın hareketleri çok benziyor BTC ile. Daha doğrusu ilk hareketinde debelendi denedi. Şu an 39.11'leri kırma çabası AVAX'ın. Bitcoin'in 34.600 34.500'lerine benziyor biraz. Denedi denedi. Devamında sürekli dibi yükselterek en sonunda kırdı. Ama daha yüksek bir volatiliteyle kırdı. Haliyle düz mantıkla da bekleyeceğimiz üzere buradan bir kalkışın da yüksek oranlı bir sağlam bir kalkış olmasını bekleriz tabii ki. Bu noktada 53 pozisyonları AVAX'ın bir üst direnci gibi gözüküyor olsa da ben şu anki etapta normalde konuşmak için erken ama 53 noktalarını da kırmakta AVAX'ın sıradaki BTC kalkışında zorlanmayacağını sert bir kırılım ardından devamında 65 dolarlara kadar çok güçlü yükselebileceğini düşünüyorum şeklinde ifade edebilirim. O yüzden AVAX'taki yükselişler de yakındır. Ocak ayında bu minvaldeki fiyatları kolayca seyredebiliriz. Şu anda aşağı yukarı alım yapmak için zaten iyi zamanlarda olduğumuzu defalarca dile getirmiştim. Çünkü fiyatların ne zaman yükseldiğini anlamayabilirsiniz bile. Zira 65 dolarlar, bakın burada 65, 72, 78 en küçük kanal açıklıklarının bulunduğu alanlar. Zaten 78'i kırdıktan sonra coin'in ne zaman, inanın bana, ne zaman ATH yaptığını anlamazsınız 78'i kırdıktan sonra. Dolayısıyla buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Sol şöyle girip bir baktığımızda yine güzel bir deneme yapıyor. Bakın BTC ile birlikte ve bu sefer bu kırılımı gerçekleştirebilir. O yüzden günlük kapanışa dikkat etmek lazım. 77-73'ler üzerine bir parti daha attı gördüğünüz gibi. Günlük kapanışı da yapabilirse pozitif seyredecektir. Bu noktada 77-73, 86-75 aralığındaki
Solum AVAX'ın üçlüsünün aksine, daha doğrusu ikilisinin aksine tekli en küçük kanalı. Bu seviyeyi kırdığı takdirde sol AVAX paritesi artacaktır belli bir süre. Yani sol AVAX'a göre daha çok katlama ihtimali yüksek. Tabi AVAX'da 78'leri kırınca sol coin'e göre daha yüksek tolerans gösterecektir dominansa. Bu noktada da AVAX daha yüksek artacaktır. Bunu anlatıyorum çünkü çeşitli zamanlarda ortalama hangi altcoin diğerine göre daha yüksek, dolayısıyla hangi altcoin'in diğerine göre daha iyi bir alım fırsatı verdiğini kavramak önemli olacaktır. Genelde yatırımcılar bunu önemsemez. Halbuki önemsemeleri gereken hemen hemen tek şey bu. Başka bir şey değil. Bir de satarken yani. Bu zaten. Alım ve satım. Kazanç ya da zarar. İkisini sadece bu ikisi belirlediği için ya da giriş çıkış vesaire neyse işte. Ya durum bu. Şu anda üzerinde kapanışlar. 87, 87'leri zaten kırdıktan sonra 105 noktalarına doğru hareketlenmeyi deneyecektir. Nitekim 105'leri yine kırdıktan sonra neredeyse ne zaman ATH yapacağını yine anlayamazsınız bile. Değerlendirin, piyasayı değerlendirin. Şu fiyatların tadını çıkarmaya çalışın. Near AVAX ve Sol %8 artarak altcoin rallisini liderlik ediyor. Bitcoin ise aynı dönemde yaklaşık %5 yükseliyor. Dün 40 bin dolar seviyesine düşen Bitcoin bugün toparlanmış gözüküyor ve şu anda 43 bin dolar civarında işlem görüyor. Kripto traderları ileride neler olacağını kestirmeye çalışırken Crypto Finance Age'de bir trader olan Matteo Botaşini şunları söylüyor. Beklenmedik olumlu haberler veya hisse senetlerinde yaşanacak olan bir rally BTC'yi 45 bin doların üzerine çıkarabilir. Aksi takdirde 41 bin doların altında kısa pozisyon sıkışmaları yaşanabilir. Ben çok bu tarz yorumları sevmiyorum. Bunu daha önce de dile getirmiştim. Yani şöyle bir durum var. Zaten asıl mesele bu değil. Seviyeleri de yanlış vermiş. O başka bir konu da. 40,5-44,5 arasında zaten sekeceğini sürekli söyleyeli biz çok oldu. Bunu anlayabilmek de zor değil. Önemli olan bundan sonrası. Yani şu an zaten bu kanalın içinde anlaştık. 10 gündür konuşuyoruz bunu. Doğrudur. Önemli olan bu seviyeleri kıracak ve daha da yükselecek. Dolayısıyla şu an bir alım fırsatı oluşturuyor diyebilmek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.